Sinan. 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 Sinan, iyi misin? Sinan. Çok özür dilerim gerçekten. Acıyor mu? Vallahi kötü bir şey yapmak istemedim gerçekten. Çok özür dilerim yani. Birden kendimi kaybettim. Ne olur affet beni. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Uzak dur benden! Affettiğini söyle ya. Herhangi bir şey söyle yani. Bunu sana ödeteceğim. Bunu sana ödeteceğim. Defol! Leyla, ne yapıyorsun burada? Rüyamda onu gördüm. Bebeğimi. Şu an nerede ne yapıyor bilmiyorum ama... o iyi değil. Bana ihtiyacı var. Nereden çıkarıyorsun yine? Bilmiyorum. Hissediyorum. Yakınımda. Ama dokunamıyorum. Sarılamıyorum. Sanki köşeyi dönsem karşıma çıkacak ve ben buradayım diyecek. Topla kendini Ceyla. Alt tarafı bir rüya. İyi değil o. Getirme aklına böyle kötü şeyleri. Rüyamda ağlıyordu. Beni çağırıyordu. Ceyla, dokunma bana. Uzak dur. Ne oluyorsun böyle? Niye böyle yapıyorsun? Bebeğimin eşyalarını nereye sakladın? Bak, o eşyalara bakmak sana acı veriyor. Sakın onları attığını söyleme bana. Yıllarca onlara bakıp sarılıp ağladığın yetmedi mi? Cevap ver bana yoksa bütün evi ayağa kaldırırım. Nerede onlar? Odamdaki şifon yerde. Orta gözü aç, içinde büyük, kocaman bir ahşap kutu var. Hepsi onun içinde. Gece saat kaç oldu Orhan'dan hala haber yok Suzan. Başına bir şey gelmiş olmasın. Yoksa katiyen habersiz bırakmazdı. Polise mi gitsek ne yapsak? Eyvah. Fotoğraflar. Ne
Leyla. Bu yanındaki adam Salih Arıtman değil mi? Cevap versene anne. Yoksa sevgisi sen miydin? Ceyla, ne yapıyorsun? Engin'i arıyorum. Amcasının sevgisinin kim olduğunu öğrenecek. Bunu öğrenmesi ne işine yarayacak? Lütfen söyler misin? Adam zaten paranoyak. Sebepsiz yere benden şüphelenmesini mi istiyorsun? Asıl mesele bunu benden nasıl sakladın? Sana sorduğum zaman niçin bana yalan söyledin? Çünkü benim özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. Hatta seni bile. Anladın mı? Bunun artık özel hayatla falan alakası yok. Ortada bir cinayet şüphesi varken bunu nasıl saklarsın? Engin'i arıyorum ve ona her şeyi anlatacaksın. Ceyla, lütfen mantıklı ol. Mantıklı ol. Mahinur'un diline düşmemek için gizledik bunu. Bunun için mi beni cezalandıracaksın? Peki. Şimdi aramıyorum. Ama ben bunu daha fazla gizli tutamam. Engin'le birbirimize dürüst olmaya söz verdik. Sen kendini hazır hissettiğin zaman oturacaksınız ve her şeyi aranızda konuşacaksınız, tamam mı? Bunun başka yolu yok. Sanırım ateşi bir daha çıkmaz. Yapılacak tek şey iyice dinlenmesi, tamam mı? Ben artık gideyim. Eğer tekrar kötüleşirse beni hemen ara. Atlar gelirim, hastaneye gideriz. Çayınızı daha içmediniz. Başka sefere. Ona iyi bak, tamam mı? Seni de uyandırdım. Mahinur. Başıma sancılar saplandı Suzan. Orhan hala yok. Polise mi gitsek acaba? Kesin bir şey oldu. Dur canım. Hemen evhamlanma böyle. Yok yok. Katiyen böyle haber vermeden gelmemezlik etmezdi. Telefonu da kapalı. Ay vallahi kaçırdılar kocamı. Şikayet etmiş beni ya. Aferin Hakan ya. Ne yapacaksın şimdi?
Bunun hesabını vereceksin Orhan. Bu saate kadar gelmemenin hesabını vereceksin. İyi geceler. Orhan Bendeli'nin evi mi? Evet. Ben eşiyim. Yoksa başına bir şey mi geldi? Kendisi bir saldırıya uğramış. Saldırı mı? Durumu nasıl? Maalesef. Başını aldığı tek kurşunda hayatını kaybetmiş. Teşhis için bizimle gelmeniz gerekiyor. Cenazeye gitmedik ama taziyeye gitmek gerekir miydi? Bana sorarsan evet. Sonuçta Derin'in amcası. Hakan da arkadaşımı sayılır. Hem işten ayrılmış da olsan o kadar mesai yaptınız. Öyle de Ceyla Hanım'la karşılaşırsam ne diyeceğim? En son nasıl ayrıldığımızı biliyorsun. Ya iyi ya işte. Belki aranız düzelir. Böyle zamanlarda küsük müsük kalmaz. Hem Hakan'la Derin kim bilir ne haldedir. Ama yine de sen bilirsin. Ama gidelim dersen ben hazırlanırım hemen. İstersen bir tatile çıkalım kuzen. Uzaklaşmak iyi gelir. Yok, istemiyorum. Sen nasıl alıştıysan ben de öyle alışacağım işte. Aramıza hoş geldin. Babasızlar kulübüne yani. Hiç olmazsa senin hala bir annen var. Sen babanı ne zaman kaybettin Sinan? Hiç tanımadım ki. Yani çok uzaklara gidiyordu hep. Yurt dışı seyahatleri falan. Öyle pek görüşemiyorduk. Ne zaman öldü peki? 4 yıl önce. Ne iş yapıyordun? Boş ver ya. Kapatalım konuyu bence. Su alacağım, ben istemem mi? Gelen giden var mı diye bir bakayım. Çok kişi geldi ya Hayret. Bir ara başbakan gelecek sandım. Söyledim ben sana Orhan. Hadi biraz uyu Mahinur. Ben arada gelip yoklarım seni, tamam mı? Mahinur ağlama artık. Kaç gündür harap ettin kendini. Orhan. Ben de biraz uzanacağım. Sen de çok yoruldun. Dinlen hadi. Ben Engin'e gideceğim. Kaç gündür görüşmüyoruz. Ceyla, bir dakika. Engin'e bu konuyla ilgili bir şey anlatmayacaksın değil mi? Hayat normale dönsün. Elbette anlatacağım. İkinizin oturup konuşması lazım. Cenaze amma da kalabalıkta. Ne çok seveni varmış adamın. Belki de öldüğünden emin olmak için gelmişlerdir. O da doğru ya. Ne de olsa pis bir cinayete kurban gitti adamcağız. Failleri bile belli değil ha. Ne demişler Harun? Rüzgar eken fırtına biçer. Peki Engin, bundan sonra ne yapacaksın? Adam cezasını bulduğuna göre sen de hesabını kapatacaksın artık herhalde değil mi? Yok. Amcamın ölümüyle alakalı hala boşluklar var.
En azından şu hayatındaki kadının kim olduğunu öğrenebilseydim. Alo canım. Canım nasılsın? Ne yapıyorsun? Hiç. Harun hocamla oturduk, biraz laflıyorduk. Sen? Her şey yolunda mı sizde? İşte. Hala her şey normale dönebilmiş değil. Benim evden çıkmam lazım. Çok bunaldım. Ne yapalım, akşam yemeğini beraber yer miyiz? Tabii ki. Sana geleyim o zaman, olur mu? Harika. Bekleyeceğim. Çok özledim ben seni. Ben de seni. Görüşeceğiz. Hoşçakal. Engin Bey, bakıyorum da ciddi ciddi ilişki yaşıyorsunuz ha? Neredesin diye sormalar, plan programlar yapmalar. Hadi bakalım. Evet. Onun masumiyetinden şüphe etmiyorum artık. Ayrıca Ceyla çok akıllı ve hassas bir kadın. Onu her geçen gün biraz daha seviyorum, biliyor musun? Bak sen. Bir de beni kıskanması bayağı bir hoşuma gidiyor. Böyle giderse yakında çoluk çocuğa karışırsınız siz ha. Merhaba. Biz baş sağlığına gelmiştik. Hakan da Derin evde mi? Tabii, buyurun. Yakut'tu değil mi? Evet, ben Yakut. Arkadaşım da Elvan. Buyurun, ben haber vereyim. Hoş geldiniz. Merhaba Ceyla'nın başınız sağ olsun. Sağ ol Yakut. Biz Derin'le Hakan'ı görmek için gelmiştik. Tabii. Bahçedeler. Geçebilirsiniz. Teşekkürler. Yakut. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Yakut ve Elvan Hanım başsağlığına geldiler Hakan Bey. Tam da Yakut aklımdan geçiyordu. Ben karşılarım. Macide, şunu alır mısın? Çok şekerli olmuş bu. O gece biraz tatsızlık yaşadık. Sanırım ben kontrolümü kaybettim. Çok üzgünüm. Üzülmeni istemem. Önemli değil. Belki de ben de daha dikkatli olmalıydım. Ben de özür dilerim. Yani ben bilseydim gerçekten... Hoş geldin Elvan. Neyse. Hoş buldum. Bunu çözdüğümüze sevindim. Ben tutmayayım seni. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Merhaba Derin, başın sağ olsun. Hoş geldiniz. Buyurun bahçeye geçelim. Babam ölürken bana son bir iyilik yaptı. Ne yaptı? Bizi barıştırdı. Doğru. Yoksa yüzüne bile bakmazdım Hakan. Yaptığın kolay unutulacak bir şey değil çünkü. Haklısın. Haklısın. O gece olanlar için ben de çok utanıyorum zaten. Ama sana kendimi affettireceğim, göreceksin. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Yapacaksın tabii. Bana borçlusun. Merhaba Hakan. Başın sağ olsun. Gel böyle otur. Ben bir sandalye alıp geleyim. Gelen giden var mı hala? Ceyla Hanım'ın diğer asistanıyla bir arkadaşı geldi, bahçedeler.
Sen bana Hakan'ı gönder. Tamam Mahinur Hanım. Sinem. Bakar mısın lütfen? Efendim Ceyla Hanım. Sinem, yarın mesaiye başlıyoruz. Bugün çıkmadan önce Orhan abinin çalışma masasının üzerinde bir dosya var. Onu yanına almayı unutma. Yarın erkenden gerekli yerlere fakslarsın. Tamam, tabii. Ben çıkıyorum. Ceyla Hanım. Yakut da yarın başlayacak mı işe? Bunu sonra düşünürüz, olur mu? Hakan Bey, anneni sizi çağırıyor. Bir şey mi oldu? Yok, dinleniyor odasında. Ben de lavaboya kadar gidip geleyim. Acaba Orhan Bey, canın tavuğuna kaç dedin? Ceylan'ın işi bırakmasına engel olmazsan, o gece neler olup bittiğinin hepsini Engin'e anlatırım. O zaman nasıl musallat olacağını gör bakalım. Sakın ha Suzan, sakın. Hapishanelerde ikimiz beraber sürünürüz, sakın. Yoksa onu sen mi öldürdün anneanne? Engin Bey olabilir mi? Yok canım, sanmam. Ama benim adım Sinem'se. Ben bu işi çözerim. Ne oldu anne? Beni çağırmışsın. Gel oğlum. Otur yanıma. Bir şey mi oldu? Ceylan'ın asistanları doluşmuş yine eve. Yani? Bak oğlum. Bundan sonra bu evin reisi sen olacaksın. Meydan o Ceyla'yla Suzan'ı bırakmayacaksın. Bunca yıldır babanın yufka yüreğinden faydalanıp her yere tırnaklarını geçirdiler. Ama artık bitti. Bizi daha fazla sömüremeyecekler. Daha cenaze yemeği soğumadan anne neler düşünüyorsun Allah aşkına ya? Düşüneceğim tabii. Anneyim ben. Senin hakkını kimseye yedirtmem. Şirketin başkanı da sen olacaksın. Ceyla değil, anladın mı? O asistanım diye dolaşan casuslara da söyle gitsinler bu evden. Hiçbirini görmek istemiyorum. İçtiğin sakinleştiriciler kafa yaptı galiba. Ne diyorsun? Ne casusu? Saf oğlum benim. O fitne fücur Sinem'le Suzan'ın neler karıştırdığından haberin var mı? Yok. Ne karıştırıyorlar? Sen merak etme. Yakında öğreneceğim. Gözünü dört aç yeter. O ikisi Ceyla'ya bile pabucunu ters giydirir. Her gün fısır fısır konuşmalar, odalara kapanmalar. Neler döndüğünü mutlaka çözmemiz lazım. Ne
Ne yapıyorsun sen burada? Lavabodaydım. Hmm. Baksana bir şey soracağım. Heh. Engin Bey ile Yakut'un arası neyse buluştular değil mi o gün? Aa, senin hiçbir şeyden haberin yok. Oraya cenaze gelince tabii konuşamadık. Ne oldu? Engin Bey açık açık Ceyla Hanım'ı sevdiğini söylemiş. Yakut da o gece bir ateşlendi. Böyle Engin Bey falan diye sayıklayınca... Adını mı sayıklamış? Havale geçiyordu kızım. Ödüm koptu. Sonra? Sonuç olarak Engin Bey'i aradım. O da hemen geldi. Saatlerce başında bekledi. Ama Yakut'a bunu söylemedim tabii. Sebep? Aşık gibi bütün gece gözünün üstünden ayırmadı diyecek halim yok ya. Ya sonra iyice şey olsun kız. Ya sonuçta Engin Bey Yakut'u kardeşi gibi görüyor. Yani ne bileyim. Benim de kafam iyice karıştı. Bak sen şu işe. Enteresan. Nerede millet? Heh, Yakut da derin orada. Ne konuşuyor onlar ya? Öğreniriz sonra. Rahatsız etmeyelim. Gel şöyle oturalım. Hadi. Niye rahatsız olacaklar ki? Çiçeklerin kokusu buraya kadar geliyor. Ne kadar güzeller. Evet, çok güzel. Cenazeye o kadar çiçek geldi ki içim acıdı doğrusu. Biri ölünce niye o kadar çiçek öldürülür anlamam. Bence çiçek koparmak yasaklanmalı. Bence de. Sinemler gelmiş, gidelim mi yanına? Ya bir dakika Yakut. Yeri ve zaman değil ama seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam, konuşalım. Arada sırada buluşup iki arkadaş gibi sohbet edemez miyiz? Bir şans ver lütfen. Derin, seni kırmak istemiyorum ama... Arkadaşlarından ve tanıdığım kızlardan çok farklısın. Tamam, seni çok beğeniyorum ama inan ki sadece arkadaş olarak görüşmek istiyorum. Peki sence bu mümkün mü? Yani bana karşı böyle farklı duygular beslerken. Deneyemez miyiz? Sadece bir başlangıç. Hem belki onu düşünmekten kurtarabilirim seni. Canının ne kadar sıkkın olduğunu görebiliyorum. Aslında biz gitsek daha iyi olacaktı. İşten ayrıldığım için burada kalmamız hiç doğru değil. Ya sabah erken gidersin işte. Konuşuyorsun sabahtan beri. Ne olacak sanki? Yakut yani. Ayrıca yani misafir ağırlamamda yasak değil herhalde. Hadi geç 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 geç. Gir. Ha, bu arada bu anahtar hala bende. Sana vereyim de sen teslim et bunu Ceyla Hanım'a. İyi de bugün konuştu seninle. Hiç de kızgın gibi görünmüyordu. Zaten kızgınlığı geçmiş bana. Hatta bana bağırdığı için özür bile diledi. Ama işten falan hiç bahsetmedi. Abiciğim kadın kıskanç sonuçta. Engin Bey'le aynı ortamda olmanızı istememesi gayet normal yani. Kıskanacak ne var ki? Engin Bey'in beni onu düşündüğü gibi görmediğini anlamıştır herhalde. Sen bu adamın bir oyun peşinde olduğunu farkında değilsin galiba. Oyun mu? Evet abi. Ya bu adam sana karşı bir şey hissetmiyorsaydı sabaha kadar başucunda durup elini tutmazdı herhalde. Öyle değil mi Elvan? Sen şahitsin, söyle. Hastalandığında seninle ilgilendi ya. Herhalde onu söylüyordur. Ne diyorsun ya?
Mahinur Hanım ne düşünüyor? Kocasının düşmanları hakkında bir bilgisi var mı? Henüz bunları konuşmadık tabii. Ama bana kalırsa düşmanları olduğunu bile bilmiyordu. Gerçi polis soruşturmayı derinleştirdi. Yakında çıkar ortaya. Senin bir fikrin var mı? Yok. Ama benim bilmediğim o kadar çok şey varmış ki. Tıpkı at gözlüğü takmış gibi dümdüz işime bakmışım. Burnumun dibinde olanları bile görmemişim. Şimdi niye böyle söyledin? Bir şey mi öğrendin? Aslında ben... Şu telefona baksam iyi olacak, önemli olabilir. Efendim anne. Ceyla, ne zaman eve geleceksin? Mahinur'un bizimle konuşacakları varmış, seni soruyor. Bu gece gelmeyeceğim anne, burada kalacağım. Ceyla, beni üzecek bir şeyler söylemedin değil mi? Bunu sonra konuşuruz anne. Ama daha fazla uzamayacak. Zaten Engin'den neden gizlemek istediğini anlayabilmiş değilim ya. Neyse, sonra konuşuruz. Ceyla bu gece eve gelmeyecekmiş. Tabii. Orhan'ın yokluğunu fırsat bildi hemen. Ne alakası var? Bütün gözler üstümüzdeyken yaptığı doğru bir şey mi? İlk fırsatta hemen sevgilisinin evine kaçtı. Orhan'ım gitti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Anne, anne. Ağlama artık, toparlamayacağım. Bizi yalnız bırakın. Suzan'la konuşmamız gereken şeyler var. Bu evden ne zaman taşınacaksınız? Anlamadım. Biliyorsun ki burada yaşamanızı isteyen Orhan'dı. Rahmetli ağabeyinin emaneti sayıyordu size. Ama artık o da gittiğine göre burada yaşamanızı gerektirecek hiçbir şey kalmadı. Aa, üstüme iyilik sağlık. Aklını kaçırdın sen galiba. Artık akıllanma zamanı. Bu çiftlikte hakkın yok senin. Yıllardır üstümüzden geçindin, yetti artık. Bundan böyle evin reisi Hakan'dır. O da istemiyor sizi. Sen acıdan ne söylediğini bilmiyorsun galiba. Bu ev rahmetli damadımın eviydi. Dolayısıyla evin reisi de Ceyla'dır. Çok meraklıysan kendin gidersin. Dağdan gelip bağdakini kovabileceğini mi sanıyorsun sen? Bana bak, delirtme beni yoksa çok kötü olur. Haddini bil. Yastasın diye, alttan aldık diye tırnaklarımı çıkarmayacağımı sanma. Havanı alırsın. Yakup, siz bugün ne konuşuyordunuz ya derinle öyle ta uzaklarda bahçede? Onu tanımam için bir şans vermemi istedi. Nasıl yani? Tanımak derken? Yani birlikte bir yerlere gidelim. Bir şeyler yapalım. Benden hoşlanıyor ya. Arkadaş olarak görüşürsek ve onu yakından tanırsam bir şansı olabileceğini düşünüyorum. Sen ne dedin? Tamam, olur dedim. Ciddi misin? Yavru, sonunda doğru yolu buldun. Aslına bakarsan çok ısrar edince ben de kırmak istemedim. Şimdi amcası da yeni vefat etti. Ne bileyim. Engin Bey ne olacak peki? Ne olabilir ki? Ceyla Hanım'la birlikte onlar. Onları ayıracak halim de yok. En doğrusu unutmaya çalışmak. Zaten her şeyi yanlış anlamışım. Yakut,
Belki derin zamanla sana unuturur onu. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? İstatistiklere göre en sağlam evlilikler üniversite çağlarında arkadaş olan çiftler arasında oluyormuş. Sen de iyice saçmaladın yani. Evlendirdin bari torun torba sahibi yap Elvan. Saçma sapan. Ben bir çay koyayım. Allah Allah. Sinirlendi yine ya. Şuna bak. Ay tamam. Yetimhaneye düştüğü için Ceyla Hanım'a kızgın ama Derin'in ne suçu var bunda? Ya Derin'den niye nefret ediyor? Ben de anlamadım Elvan. Sen niye bu kadar şanslısın ki Yakut acaba? Tam gibi kaptırdın Engin'i elinden. Ben sana Derin'i kaptırmayacağım ama. Yeni markayı öncelikle yurt genelindeki bistrolara dağıtalım. Burada da hemen hemen bütün liste var. Reklam kampanyasından önce mi yoksa eş zamanlı mı? Bilmem. Aslında ne derler? En iyi reklam Fısıltı Gazetesi'ndeki reklamdır. Doğru söylüyorsun. Pardon. Beyefendiler cinayet masasındanmış Ceyla Hanım. Engin Bey'i ziyaret için gelmişler de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soruşturmanın genişletildiğinden haberiniz vardır herhalde. Evet, tabii. Engin Arıtman, siz misiniz? Evet. Size bir iki soru sormamız gerekiyor. Bunun için karakola kadar yormak istemedik. Sakıncası yoktur umarım. Bir dakika. Bu biraz fazla olmuyor mu? Ceyla Hanım, bırakın da memur beyler görevlerini yapsınlar. Sorulara yalnız cevap vermek isterseniz eğer... Yok yok, benim için bir sakıncası yok. İstediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Orhan Benderli'nin öldürüldüğü sırada yalnız mıydınız? Ya da nerede olduğunuzu öğrenebilirsek başka bir soruya gerek kalmayabilir. Ceyla Hanım'la kahvaltı ediyorduk. Randevunuz saat kaç civarındaydı? Aslında biz bütün gece birlikteydik. Pardon. Amcanızın ölümüyle ilgili olarak Orhan Bey'i suçladığınıza dair bazı duyumlar aldık. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi bu bir soru mu yoksa suçlama mı anlayamadım doğrusu. Biz sadece işimizi yapıyoruz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kaybolduysa da erkenden. Taze yumurta, ekmek, bal kaymak, domates ve gazeteler. Niye Engin Bey'in ifadesini almak istesinler ki? Çok saçma değil mi? Ya Suzan teyzenin söylediğine göre amcasının ölümünde babamın parmağının olduğundan mı ne şüpheleniyormuş falan. Ciddi misin? Başından beri gözüm tutmadı zaten benim bu adamı. Paranoyak mıdır nedir? Niye geldiği de belli değil. O beni gerçekten sevmişti. Eğer engellemeseydin şimdi evlenmiş olacaktık. Allah Allah. El aleme rezil olmuştuk. Kepaze olmuştuk. Senin bütün oyunların her şeyi mahvedecekti. Bunun için ölmesi gerekmezdi. Vay canına. Şimdi anladım. Ne oldu? Neyi anladın? Gözünde şimşekler çaktı beni. Thank you.
Hakan'cığım. Hoş geldin anne. Hoş bulduk canım. Ceyla'ya haber ver. Vasiyetname okunacak. Derin de gelecek mi? Sana ne? Sana ne? Selam. Selam. Ne yapacağımıza karar veremediysen sana yardım edeyim istersen. Bunlar sinemalar. Festival film programları. Tiyatro oyunları. Ve akşam konserleri için biletler. Pop, klasik, caz hangisini istersen. Bunları nereden buldun peki? Nereden bulduğumu boş ver. Sen seç birini. Hadi Alper. Çekinecek bir şey yok. Hem bak sen böyle yaptıkça barışmanız daha da zor olacak. Bakayım anne. Ya nasıl bakacağım ben bu kızın yüzüne? Çok utanıyorum ya. Nasıl yaptım kendime inanamıyorum hala. Ya bir şey olmaz. Sarhoştun dersin. Hem biz de o yüzden kızmadık sana. Hadi. Yine ne oldu? Ya şu züppeye baksana ya. Gene Yakut'u yakın markajını almış. Ya bir dakika yalnız bırakmıyor şu kızı ya. Çocuk arkadaş olmaya çalışıyor canım. Ne var bunda? Hem senin ondan özür dilemen gerekiyor. Hadi yürü. Ya dur kızım ya. O kadar da uzun boylu değil. Kusura bakma da ben o kadar medeni olmadım daha. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Ya Alper. Engin Bey, biraz konuşalım mı? Gel bakalım. Mesele neydi? Tela Hanım'la aranız nasıl? Ya, flört durumları. Bilmiyorum farkında mısınız ama barışmanızı bana borçlusunuz. Tabii işinizde. İyi oldu ama. Sen bunu kendine niye bu kadar dert ettin anlamadım. Hem ayrıca bak, arkadaşını da zor durumda bıraktın. İyilik yapmak istedim. Kıyamadım size. Aslında yani Yakut dururken neden bu soğuk kadına birlikte olmak istediniz merak ettim açıkçası. Merak sınırlarını aşanlara küstah derler kızım. Ayrıca seni alakadar etmeyen şeylere karışmasan iyi edersin. Gerildiğinize göre hassas bir noktaya temas ettim galiba. Çık dışarı. Benimle konuşmak istiyorsan önce aile terbiyesi al öyle gel. Hadi. Peki. Siz bilirsiniz. Ama amcanızın ölümünü araştırmak için geldiğinizi biliyorum buraya tabii. Bu bir sır değil. Ama ben sizin bildiklerinizden daha fazlasını biliyorum. Neymiş o? Mesela amcanızın bir sevgilisi olduğunu biliyor muydunuz? Sürpriz bir sevgili. Tabii. Sen bir isim uyduracaksın. Ben de ona inanacağım, değil mi? Aynen öyle. Çünkü bu kadın herhangi biri değildi. Amcanızın sevgilisi Suzan'dı. Ya. Hatta geçenlerde zavallı rahmetli Orhan Bey'le bir konuşmalarına şahit oldum. Orhan Bey şöyle söyledi. Senin oyunların yüzünden neredeyse rezil oluyorduk. Suzan Hanım da dedi ki... Ama bunun için ölmesi gerekmiyordu. Nasıl? İlginç değil mi?
Sonra Orhan Bey bir de şöyle bir şey söyledi. Eğer bütün bunlar duyulursa ikimiz de hapsi boylarız. Ama ne hikmetse birden cenneti boyladı zavallı. Diyelim ki doğru. Bana bunları niye anlatıyorsun? İçimde engel olamadığım bir iyilik yapma dürtüsü var. Ya gerçekten ben sizin Ceyla Hanım'la birlikte olmanızı istiyordum. Ama şu an tam tersini düşünüyorum çünkü amcanızın katilleriyle işbirliği yapıyor bu kadın. Ama nereden bilebiliriz ki? Belki de Orhan Bey'in derlinin ölümüyle de sizin bilginiz vardır. Ay ne tuhaf bir çiftsiniz siz ya. Neyse bu kadar konuşma yeter herhalde. Zaten daha sonra görüşeceğiz. Kolay gelsin. Orhan Bey bir iş adamı olarak her zaman formaliteleri yerine getirdi. Belli aralıklarla gelir, vasiyetinde düzeltmelerde bulunurdu. Orhan'ım benim. Asla hak yemezdi. Derin'le Ceyla'yı da unutmamış. Onlara da bırakmış. Sağ olsun. Beni de Ali Lisesi'nde unutmamış olması hakikaten takdire değer. Nur içinde yazsın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Size sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir dakika. Bizim Boğaz'da da bir dairemiz vardı. Her şeyi saydınız ama onu unuttunuz herhalde. Dosyada da adı geçmiyor. Evet, doğru. Orhan Bey o evi hayattayken satmıştı. Sattı mı? Ama neden? Orhan benim o evi ne kadar sevdiğimi bilirdi. Ayrıca böyle habersiz satmış olması çok tuhaf. Nedenini bilemem ama işlerin yoğunluğu içinde size söylemeyi unutmuş demek ki. Senin haberin var mıydı oğlum? Yok. Allah Allah. Bana sormadan o evi nasıl satar? Hayret. Başka bir şey yoksa ben müsaadenizi istiyorum. Ah Orhan'a. Kefenin cebi yok görüyorsun değil mi? Sen böyle mi göçüp gidecektin? Her başım sıkıştığında korudun, kolladın. Ben sensiz ne yapacağım şimdi? Efendim? Suzan Hanım. Evet. Ben Namık Ersöz. Orhan Bender'in avukatıyım. Evet, buyurun. Biraz önce Orhan Bey'in eşi ve oğluyla görüştüm. Sizinle de özel bir görüşme yapmam gerekiyor. Öyle mi? Ne hakkında? Bunu yüz yüze görüştüğümüzde söylersem daha iyi olur. Yalnız sizden bir ricam var. Orhan Bey ricasıydı. Bu görüşme sadece ikimiz arasında kalmalı. Tabii. Öyle diyorsanız. Ben buradan Çatalca'ya geçiyorum. Mümkünse sakin bir ortamda görüşelim. Tamam. Siz yeri söyleyin, ben gelirim. Bundan sonra buralar senden sorulacak. Buradaki her şeyi kontrolün altında tutmalısın. Aman diyeyim oğlum, işine sahip çık. Meydanı sakın boş bırakma. Tamam anne. Bundan sonra babanın yerine sen geçeceksin. Tamam mı? Tamam anne. Ben de evi boş bırakmayayım. Suzan kendini evin hanımı sanmasın. Görüşürüz. Yine ebe. Ne ebesi ya bu? Seni eben arıyor. İlk defa böyle bir şey şahit oluyorum gerçekten. Seni doğurtan kadın değil herhalde. Ne alaka be, saçmalama. Şu
Çocukluk arkadaşıma taktığım bir lakap işte. Hep o ebe oluyordu. Bayağı bizim körebe yani. Körebe. Hı-hı. Diyorsun. Ne olup olmadık yerlerde arıyorsun? Ne oluyor? Anlat bakalım. Havadisler sende. Mal paylaşımı yapıldı mı? Yapıldı. Ne olmuş? Oh çok iyi. Ceyla'ya da bir şeyler kalmıştır herhalde. Sen de bir an önce üstüne düşen payı al. Artık sabrım tükenmeye başladı. Konuşsana kızım. Beni sıkıştırıp durma. Zamana ihtiyacım var. Evde istedim, arabada. Hepsi olacak, tamam mı? Merak etme. Ceyla'ya ne kaldı? Ne bileyim ben ya, bana mı hesap verecek kadın? Bilmiyorsan öğren. Suzan'a sor, o her şeyi bilir. Sen de bir an önce ne koparacaksan koparmaya bak. Yoksa seni aradan çıkarır, Ceyla'nın istemesini bilirim ben. Senin de foyan ortaya çıkar. Duydun mu beni? Duyduk. Sağır değiliz. Baba gibi üşüştü hemen ya. Kız bir şeyler çeviriyor ama ne? Selam. Nihayet bitti. Hazırsan çıkalım mı biraz da? Neyin var senin? Bir şey mi oldu? Ceyla, buraya polisleri kim çağırdı? Bilmem. Ne biçim bir soru bu? Orhan benden değil, husumetim olduğunu kaç kişi biliyordu? Annem ve Orhan abi dışında eve girip günlüğünü aldığını bilen yoktu. Ha, belki Maynur öğrenmiştir. Sonuçta karısı söylemiş olabilir. Suçlu bir adam karısına böyle bir şey asla söylemez. Geriye kalır iki kişi. Sen ve annen. Ne demeye çalışıyorsun sen? Ağzından ne çıktığını farkında mısın? Haklısın Ceyla. İyice saçmalamaya başladım. Bütün bu olup bitenler kafamı karıştırıyor. Kafam karıştı. Anladım. Bundan sonra birbirimize güvenelim derken pek de samimi değilmişsin anlaşılan. Ceyla. Bu güven sorununu çoktan geride bıraktığımızı zannediyordum ama yanılmışım. Ceyla. Benim içimde böyle bir kuşku varken her şey arkamı dönemem. Etrafımda olup bitenleri anlamam lazım. Bunun seninle bir ilgisi yok ki. Kusura bakma, kusura bakma ama benim de ne olup bittiğini anlamaya ihtiyacım var elbette. Ama sana güvenmeyi tercih ediyorum. Ağzından çıkan her lafa inanıyorum. Yoksa elbette sana soracak sorularım olurdu. Ama ilişkimizi korumak adına sustum. Ya. Neymiş bakalım o sorular? Orhan abinin kaybolduğu sabah yanımda yoktun. Kaçta çıktığını bile bilmiyorum. Belki de beni uyur uyumaz ortalıktan kayboldun. Ama ben sana bir şey sordum mu? Ceyla, sen bunu bana sormadın ya kabahatli ben miyim? Sorsaydın o zaman. Polise de uyandığımda yanımda yoktu mu demeliydim yoksa? O zaman sana çok daha başka şeyler sorarlardı değil mi? Ceyla saçmalama. Ben o sabah kalktım. Markete gittim, gazete aldım ve eve geldim. Bunu biliyorsun zaten. Ben hiçbir şey bilmiyorum Engin. Ama da kolay oldu bu iş.
Bana biraz ailenden bahsetsen. Senin hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Gerçi biraz fikrim var ama. Ne fikrin var? Sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü, üzerine titrediklerini, annenin banyodan sonra saçlarını taradığını. Nereden biliyorsun bunları? Sadece tahmin. Senin gibi saçları olan her kızın annesi onları taramıştır. Sonra sakinliğin, yumuşak bakışların. Huzurlu bir evde büyüdüğün belli oluyor işte. Benim başka bir şey anlatmama gerek yok. Sen zaten her şeyi tahmin ediyorsun. Yoksa sen de Sinem gibi ailesinden bahsetmek istemeyenlerden misin? Yok. Sadece şu anda istemedim. Peki sen anlat. Gerçek annene ne oldu? Ben doğarken ölmüş. Üzüldüm. Ama tabii Ceyda ablam gerçek bir annenin hissini hiç aratmadı. O kadar sevgi doluydu ki onu uzun bir süre kendi annem sandım. Haklısın. Ama onu yakından tanısan sen de çok seversin. Ama artık öyle bir şansım kalmadı. İşten ayrıldığım için. Eğer istersen işe geri dönmen için onunla konuşabilirim. O hiçbir şeye kızmaz. Kızsa da hemen unutur. Yok. İstemem yani. Yine de sağ ol. Bir şey değil. Orhan Bey'in Boğaz sırtlarında bir villası vardı. Bilmem biliyor musunuz? Evet biliyorum. Mahinur'la arası bozulduğunda bir ara gidip orada kalmıştı. Orhan Bey işte o daireyi size bıraktı. Bana mı? Ciddi misiniz siz? Bu kadar erken öleceğini elbette kimse tahmin edemezdi. Ama yine de tedbiri elden bırakmadı. Sizin de geleceğinizi garanti altına almak istedi. İnanamıyorum. Bunu şimdilik hiç kimse bilmiyor. Siz istemediğiniz sürece de öğrenemez. Kırmayıp geldiğin için sağ ol. Umarım iyi vakit geçirmişsindir. Güzel bir gün geçirdim. Teşekkür ederim. Sinemaya da bir dahaki sefere gideriz. Tamam. O zaman görüşüyoruz. Ama bir dahaki sefere kahveler benden. Yoksa gelmem. Tamam. Anlaştık. Sinem Hoca. Efendim Sinem. Ne haber Yakut? İyiyim, sen nasılsın? İyi ya, ne yapayım ofiste, pineklemece işte. Ne yaptın, gittin mi okula, nasıl geçti? Gittim, iyiydi. Derini gördün mü? Evet gördüm, hatta şu anda yanımda. Bugün birlikte biraz vakit geçirdik. Şimdi de vedalaşıyorduk. Hadi ya. Sinem, seni eve girince arayayım mı? İyi tamam, konuşuruz sonra. Görüşürüz. Abi. Geç kalıyorsun Sinem. Geç kalıyorsun. Beni mi sordun? Hı hı. Yani Sinem'in her şeyden haberi var mı? O bahçede yaptığımız konuşmalardan. Biz yakın arkadaşız biliyorsun. Ya yanlış anlama ama birbirinizden çok farklısınız. Yani senin yerinde olsam ona karşı biraz dikkatli olurdum. Her şeyimi anlatmazdım.
biraz garip biri. Aslında iyi biridir. Şu sıralar biraz sorunları var. Zaman zaman da sinirli biri olduğunu kabul ediyorum ama... ona karşı anlayışlı davranınca o da yumuşar. Aynı Ceyla ablam gibisin. O da herkesin iyi olduğunu düşünür. Kötüye bile kötü demez. Neyse, fazla tutmayayım seni. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Selam. İyi günler. Eyvah, sen evde miydin? Alışverişe gittim. Kahvaltılık bir şeyler aldım. Aa, açılmıyor. Dur bakayım. Aa, Allah Allah. Çok kolay açılıyordu bu kapı. Ne oldu şimdi buna? Dur bakayım, asılsana bir. Anlamadım ki. Doğru anahtar değil mi? Evet. Allah Allah. Dene bakayım bir daha. Hayrola, kapı mı açılmıyor? Evet, bir sorun var galiba. Sorun morun yok kardeşim. Kilidi değiştirdim. Neden? Bundan sonra ancak eve eşyalarınızı almak için girer. Ne? Sizi uyardım. Sizi sokağa atarım dedim. Dinlemediniz. Madem güzellikte olmuyor. Ama bizim her şeyimiz, kitaplarımız, eşyalarımız içeride. Başka bir ev tutunca gelip alırsınız. Ama bu yaptığınız hiç doğru değil. Polise gideriz. Mahkemeye veririz sizi. Verin. En az 3 yıl sürer. Eşyalarınızı o zaman zor alırsınız. Avukata vereceğiniz parayla ödemediğiniz borçlarınızla faturalarınızı ödersiniz. Erkeklerle gezip tozmasını biliyorsunuz ama. Bana bak, sen ne diyorsun be? Seni öldürürüm Elvan, ben be. Elvan, öldürürüm. Dur. Ne diyorsun sen? Tamam, sakin. Şimdi... siz bize anahtarı verin. Biz 2 gün içinde bütün borçlu olduğumuz kiraları hepsini size yatıralım. Bir ay içinde de evi boşaltırız, olur mu? Lütfen. Tabii tabii. Çok duyduk bunları. Hadi bakalım, şimdi nereye istiyorsanız oraya gidebilirsiniz. Ama siz delirdiniz mi? Bizim her şeyimiz içeride. Nereye gideceğiz? Hiç eşyamız yok. Orasını da siz düşünün. İnanamıyorum. Gitti resmen. Ay, resmen bizi kapının önüne koydu ya. Ceyla, buraya polisleri kim çağırdı? Suçlu bir adam karısına böyle bir şey asla söylemez. Geriye kalır 2 kişi. Sen ve annen. Polislere uyandığımda yanımda yoktu mu demeliydim yoksa? Markete gittim. Gazete aldım, eve geldim. Bunu biliyorsun zaten. Ben hiçbir şey bilmiyorum belki. Çıldıracağım ya. Adamın yaptığı şeye bak. Şeytan diyor, al eline taşı. İndir şunu camlarını. Elvan'cığım sakin ol. Nasıl sakin olayım Yakut? Ya vicdansız adam ya. Gattar. Şu anda adamı değil, bu gece nerede kalacağımızı düşünmemiz lazım. Alper'i arayalım diyeceğim ama... onun da ailesi geldi memleketten. Biz de evini alamaz. Hem siz de barışmadınız daha. Misafirhaneye mi gitsek? Hayatta olmaz. Ceyla Hanım falan duyar, öyle yüzsüzler gibi. Zaten anahtarı da teslim ettim. İçeri nasıl gireceğiz? Sokakta kalacak halimiz yok ya. Ben bir sinema arayacağım. Bir şekilde çaktırmadan girer kalırız. Aa! Telefonum da kalmış içeride. Uf. Uçamayacağım şimdi seninle Yakut.
Duymuyor. Cevap vermiyor. Birini mi arasak? Hı, arayalım. Aylardır ne kiramızı, ne elektrik, su faturamızı hiçbirini ödeyemediğimizi söyleyelim de rezil olalım. Söylersek ondan bir şey beklediğimizi sanacak. Hayatta olmaz. E ne yapacağız? Sokakta mı kalacağız? Kalmayacağız tabii. Şu ilerideki parka gidelim. Biraz vakit geçirelim. Sinem nasıl olsa arayacak bizi. Hadi kalk. Ben çıkıyorum, geliyor musun? Sen çıkarsın da ben durur muyum ya? Bugün bayağı rekor kırdın yalnız ha. Ne rekoru? İşe erken gelip erken çıkmama rekoru. Sen beni mi takip ediyorsun acaba? Niye yemeğe gelmiyorsun? Bugün şirkete polisler geldi. Engin'e sorular sordular. E ne var bunda? Bize de sordular. Biri onlara Engin'le Orhan abi arasında husumet var demiş. Vallahi ben değildim. Bana bakma. Yemin ederim. Belki de Orhan Mahinur'a ya da avukatlarından birini anlattı. Olamaz mı? Olabilir tabii. Peki sen ona anlattın mı? Yani hayır. Hayır, henüz fırsat olmadı. Belki de sen haklıydın anne. Ona söylemem gerektiğinden emin değilim. Bazen öyle şüpheci birisi oluyor ki. Bir de bunu söylersem iyice güvensiz biri haline gelecek. Ha şöyle. Nihayet mantığını kullanmaya başladın. Biliyor musun? Bu adam seni de değiştiriyor. Nasıl yani? Sen de giderek daha şüpheci, kuruntucu bir hal almaya başladın. Öyle mi? Evet. Oh! Anne çok yorgunum. Kafam öyle karışık ki. Her şey üst üste geldi. Belki de Engin'le yakınlaşmak için acele ettim. Son zamanlarda bana karşı çok değişti. Böyle kızgın, öfkeli, mesafeli. Erkekler böyledir işte. Önce yakınlaşmayı isterler, sonra da koşarak kaçmayı. Orhan, ben de Ali'nin amcamın ölümüyle alakası olduğunu düşünmüştüm ama... Suzan Hanım, aklımın ucundan bile geçmemişti. İyi de Engin, bütün bunlar sadece bir ihtimal. Yani gerçek olup olmadığını bile bilmiyoruz daha. Ama güçlü bir ihtimal. Bak Harun, kız hiç kimsenin bilmediği şeyleri söylüyor. Bütün bunları kendi kendine uydurmuş olamaz. Bence doğruyu söylüyor. Yani Suzan Hanım, Orhan Benderli ile bir olup karanlık işler çeviriyordu, öyle mi? Olabilir. Peki Ceyla bütün bu olanların neresinde? Yani annesinin ne işler çevirdiğinden tamamen habersiz olabilir mi gerçekten? Eğer Ceyla başından beri benimle oynadıysa, benden bir şeyler sakladıysa, onun canını çok fena yakarım ha. Kimseye açmam. Niye aramadı hala bu kız? Belki de telefonunu bir yerde unuttu. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Kalkıp gidelim misafirhaneye. Misafirhanenin anahtarını dün Sinem'e teslim ettim ya. Şimdi gitsek boşu boşuna gitmiş olacağız eğer Sinem orada yoksa. Bir de gecenin bu saatinde nasıl döneceğiz oradan? Ayrıca değerinin de bu halimizi görmesini istemiyorum açıkçası. Of
ya, of. Ben kalkayım. Nereye gidiyorsun çayını bile bitirmeden? Ha, dur tahmin edeyim. Sen aslında Suzan teyzeyi görmeye geldin. Sakıncası mı var? Yok, sadece Suzan teyze kadar bile olamadım ya. Onu özlüyorum. Ne alaka? Ne bileyim, böyle çıkıp beni görmeye gelsen mesela. Birileri bunlar ne konuşuyor diye acaba merak etse. Dedikodumuz çıksa, isimlerimiz yan yana yazılsa, biz sadece arkadaşız desek. Kimse inanmasa. Çok bir şey istiyorum. Sen dua et de adın tacizciye çıkmadı canım. Falan mı gitsek ya? Çay içer ısınırdık. Bir de okey'e dönerdik çay içerken. Dalga geçmesene ya. Donuyoruz burada. Sinirim bozuldu, kusura bakma. Allah'ım ya. Hayal mi yoksa gerçek mi lan bunlar? Gerçek bu abi. Hem de güzel ha bunlar. Çok güzeller abi. Şş, senin adın ne bakayım? Sakın bakma. Korktuğunu belli etme. Şş, sana diyorum. Kızım bakar mısın? Adın ne bakayım sen? Eyvah, bunlar bayağı geliyor. Gidelim buradan çabuk. Şş, kaçıyorlar oğlum. Baksana. Şş. Koş lan koş. Macera yeter artık. Hadi Yakut, ver şu telefonu. Kimi arayacaksın? Madem derini aratmıyorsun, Engin Bey'i ararız biz de. Yok artık. Her başımız sıkıştığında onu mu arayacağız? Yine bir yanlış anlamaya neden olabilirim. Ceyla Hanım'ı üzmek istemiyorum. Kızım, kurta kuşa yem mi olalım ya? Sabah önümüz mü çıksın? Sinem niye aramadı ya? Kaç kere aradık? Ne zaman zaten lazım olsa ortalıktan kaybolur. Belli ki ondan fayda yok. Alt tarafı bir gece. Yarın sineme gideriz. Ceylan'ın ruhu bile duymaz. Hadi ver. Elvan ya. Al. Ya kusura bakma Harun. Yine bütün gece konuşup başını şişirdim. Olur mu Engin? Boş versene, dostlar ne içindir? Hı? Yakut arıyor. Hı? Alo Yakut. Engin Bey. Yine ben. Elvan. Gece vakti yine rahatsız ediyorum ama önemli olmasaydı inanın rahatsız etmezdim. Elvan hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi? Doğrusunu isterseniz ev sahibi bizi evden attı. Yakut'la dışarıda kaldık. Sineme de ulaşamıyoruz. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Neredesiniz şimdi? Evin yakınlarındayız.
Böyle yüzsüz gibi başımız her derde girdiğinde sizi arıyoruz ama. Elvan, tamam. Bak, olduğunuz yerde kalın. Ben gelip sizi alacağım. Hem şu devamlı özür dilemekten de vazgeç artık. Tamam, birazdan görüşürüz. Tamam. Geliyor. Bu hiç iyi olmadı Elvan. Başka çaremiz var Yakut. Dua edelim de İngin Bey var. İngin var. Benim gitmem lazım. Anlamıştım zaten. Bu gece hesaplar senden. Canın sağ olsun kardeşim. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Anladın mı? Ben artık kendi evimde yaşamak istiyorum. Kendi arabamı kullanmak istiyorum ya. Eğer niyetin beni oyalamaksa hiç tavsiye etmem, tamam mı? Sadece bu evi değil, yemin ediyorum bütün basını ayağa kaldırırım, rezalet çıkar. Öf, ne kadar sabırsızsın Sinem. Herhalde bu huyun da babana çekmiş. Bu evden daha yeni cenaze çıktı. Biraz daha sabredemiyor musun? Hayat devam ediyor. Bunlar benim hakkım değil mi ya? Ayrıca korkmana gerek yok. Yabancıya da gitmiyor yani. Tamam. Sen önce bir ehliyetini al. Sonra ben seni Anadolu yakasında çok güzel bir eve yerleştireceğim. Boğaz'dan. Şaka mı yapıyorsun? Niye şaka olsun? Ben seni hiç düşünmüyor muyum zannediyorsun? Yakında hakkın olan her şeye kavuşacaksın. Gelecekte istediğin her şeyi elde edeceksin. Merak etme. Hakan Bey, bir şey mi arıyorsunuz? Ben yardımcı olayım. Sen işine bak, ben hallederim. Peki. Yarın sabah erkenden çıkıp bakarız. Oradan işe geçersin, olur mu? Olmaz mı? Sen öyle diyorsan. Bir şey soracağım. Hani senin bir tane kolyen vardı ya, böyle damla şeklinde altında parlak taşları olan. Hani altın böyle bir zinciri vardı. Göstersene onu bir daha. Niye? Ne, ödünç verirsin belki sen. Of Sinem. İsteklerin hiç bitmiyor. Ne yapıyorsun burada? Şişt. Suzan teyzeyle Sinem içeride gizli gizli konuşuyor. Tam olarak anlayamıyorum dediklerini. Sen de dinliyorsun yani. Ya oğlum, bir şeyler dönüyor. Anlamamız lazım. Sabah birlikte bir yere gideceklermiş ama tam anlayamadım. Ayıp oğlum, böyle kapı dinlemeli olur mu hiç? Ya sorsak söyleyecekler mi derin? Edeceğim. Ne işe yarıyorlarmış anlayalım artık. Tamam, hadi bakalım. Hadi. Hadi gelsenize. Umarım yeni bir sorun yaratmayız. Merak etme, bir şey olmayacak. Sadece bir gece. Evet. Yakut, bu sende kalsın. Şimdi istediğiniz odada kalabilirsiniz. Havlular banyoda, mutfakta ihtiyacınız olan her şey var. İstediğinizi açın, pişirin, yiyin, hiç sorun yok. Bakın çekinmek yok, tamam mı? Kızarım yoksa. Zaten Yakut her şeyi biliyor. Siz kalmayacak mısınız burada?
İki güzel kızla birlikte kaldığımı gören komşular ne derlerse ona. Siz keyfinize bakın. Ben zaten otellerde kalmayı hep sevmişimdir. Size karşı da öyle mahcubuz ki. Bir de evinizden ettik sizi. Ya mahcup olacak hiçbir şey yok. Ben öğrenci olmadığımı sanıyorsunuz. İnsanın başına her şey gelir. İnsanlık hali. Biz zaten bugün burada kalırız. Yarın Sinem'in yanına geçeriz. Sonra da bir ev bulacağız. Ya şimdi bunları düşünmeyin. Hele bir sabah olsun. Her şeyin çaresi bulunur nasıl olsa. Tamam. Hadi. Size iyi geceler. İyi geceler. Sina. Nihayet. Ya. Telefonu sessizde unutmuşum. Çok aramışsın. Ne oldu? Yani insan bir merak edip telefonuna bakar. Ne kadar zor durumda kaldık biliyor musun? Ev sahibi bizi sokağa attı. Nasıl ya? Ciddi misin? Evet, telefonunu açsaydın sana gelecektik. Ya sessize almışım. Şimdi baktım telefonuma, unutmuşum. Peki ne yaptınız? Neredesiniz? Ne yapalım? Parkta bir süre bekledik. Orada da başımıza bir sürü şey geldi. Sen de bizi geri aramayınca... Engin Bey'i aramak zorunda kaldık. Engin Bey aradınız. İyiymiş. Artık güzel bir gece geçirirsiniz birlikte. Saçmalama. O bizi eve bıraktı, otelde kalmaya gitti. Sinem. Bak, ağzını sıkı tutarsın değil mi? Ceyla Hanım duymasın. Yine bir kavgaya sebep vermek istemiyorum. Aşk olsun Yakut. Tabii ki yani. Merak etme. Bir şey diyeceğim ya. Hasan şu adresi bana versene. Elimde bulunsun benim. Söyle. Tamam. Sabah erkenden bir işim var. Belki ondan sonra gelip uğrarım size. Tamam, görüşürüz. İstediğim bir göz al, bak verdi iki göz. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Dersten önce antrenman var. Sen niye erkencisin? Öyle küçük bir işim vardı. Bugün Yakut'la birlikteymişsiniz. Senin de bilmediğin şey yok. Neler oldu? Kıvılcımlar çaktı mı aranızda? Sana ne? Niye soruyorsun ki şimdi bunu? Yakut'un kafasında başka biri varken seninle de vakit geçiriyor olması bir garip geliyor tabii. Yine başladın Sinem. Bana inanmıyorsun değil mi? Ama doğruyu söylüyorum. Yakut hem seni hem de Engin Bey'i idare ediyor. Yakut öyle bir kız değil. Sen daha kadınları tanımıyorsun. Kıskanıyorsun değil mi onu? Ben mi? Evet sen. Onun kadar güzel ve iyi kalpli değilsin. Erkekler seninle onunla ilgilendikleri gibi ilgilenmiyor. Bu yüzden hırslanıyorsun. Saçmalama. Bu şekilde onunla yarışamazsın. Onun gibi olmayı istiyorsan sevmeyi öğren. O iyi, ben kötüyüm, yalancıyım öyle mi? (Gülüyor)
Kahvaltıya davetli olduğunuzu bilmiyordum Sinem Hanım. Sen kısa kes de Suzan'ın mı burada olduğumu haber ver. Tabii. Süpürgesiz cadı. Derin. Derin bekle. Derin bekler misin lütfen? Madem ben kötü bir yalancıyım, al o zaman. Ne bu? Engin Bey'in ev adresi. Git de gör bakalım orada Ceyla ablam mı var yoksa Yakut mu? Engin Bey'in evinde acaba kim kaldı? Kendi gözlerini görürsen belki bana inanırsın. Al şunu. Arkadaşına iftira atmaya utanmıyor musun? Onun arkadaşlığını hiç hak etmiyorsun. Hem de hiç. Ya gerçeği söylüyorsam? Her zaman sen kazanamazsın. Ah, Suzan Hanım. Ben de size geliyordum. Sinem Hanım geldi havuz başında. Size haber vermemi istedi. Tamam. Şoföre haber verdiniz değil mi? Verdik Suzan Hanım. Şimdi gelir. Güzel. Günaydın. Bakıyorum da ev lafını duyunca erkenden hazırlanmışsınız Sinem Hanım. Öyle oldu Suzan Hanım. Neyse şimdi şoför gelir. Birazdan yola çıkarız. Yakut. Ay önümü patlattın Eyvan. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Hadi çıkalım buradan. Bilmiyorum. Bir iki günde Sinem'le idare ederiz. Ya sonra? Sonrası bir ev bulmak zorundayız. Gerçi parasını nereden bulacaksak. Aa, Sinem'den borç istesek ya. Hani kaza geçince buna acıyıp para vermişlerdi. Oo, o çoktan harcamıştır o paraları. Haklısın. Her gün değişik kıyafet giyiyor hanımefendi.
Ben belki çalıştığım günlerin parasını alabilirim. Ben herhalde bu annemden kalan evi satmak zorunda kalacağım. Kirası hiçbir şeye yetmiyor. İstanbul'da olsa kirası daha farklı olur. Ama evin satımı öyle kolay olmaz ki. Zaman alır. Ne yapalım Eyvan? Beklemek zorundayız. Başka çaremiz mi var? Bir iki ay idare edecek paraya ihtiyacımız var. Sinem gelsin de konuşalım. Sinem'e niye inanıyorum ki? Ne işim var benim burada? Ya bu şoför. Şoför geldi Suzan. Nihayet. Hadi bakalım. Yalnız seninle bir İstanbul turu benim için çok keyifli olacak anneanneciğim. Anneanne mi? Kaç kere sana bunu yapma dedim değil mi? Neyi ya? Bana bu evde anneanne diye hitap etmeni yasaklıyorum. Bir duyan eden olacak. Olur anneanneciğim. Bak şimdi. Artık çok geç Suzan teyze. Çünkü ben duydum bile.